Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz deplasmanda Ankara Spor'la bir bir berabere kaldı. Ve sizlerle bugün e, bu maçı yorumlayacağız. Ama öncesinde hafta içinde yaşananlar nelerdi? Karşıyaka maçında e, Timsah Arena'da neler oldu? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Karşıyaka maçında arkadaşlar bir bir beraberlik sonucunda maç uzatmaları daha sonra da penaltılara gitmişti. Ve penaltılarda da ilk 5 penaltı sonucunda eşitlik bozulmazken Birebir penaltı atışlarında üstünlüğü sağladık ve kalecimiz ataberk tenis penaltıyı kurtararak bizi bir üst tura taşımıştı. Tabii sosyal medyada vesaire bazı gelişmeler vardı. Bunlar da işte Bursa Spor gençleriyle değil, civcivlerle karşı yakayı yendi gibi. Yani bunlara gerek yok. Biz gene genç timsahlarımızla yendik diyelim. Daha önceki maçlarda izleyemediğimiz ve karşı yaka maçında izlediğimiz bazı oyuncular vardı. İşte bunlardan bir tanesi Solbek Abdullah, bir tanesi stoper Erturuldu. bir de Çağatay'ı da daha uzun süre izlemiş oldu taraftarlarımız ki ben büyük bir keyifle izledim. Hani bu maç öncesinde de bu konulardan bahsetmeden de yapamadım açıkçası. Bursaspor'un gençlerle önünün açık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu seneyi daha çok orta sıralarda geçirebileceğimiz bir sezon olacağını düşünmemiz gerekiyor bence. Benim tahminim Bursaspor ilk yarının sonunda bir 20 puan barajını aşacaktır. Eee ligi de 40 45 puan aralığında e, orta sıralarda bitirecektir diye düşünüyorum. Tabii e, gelişen performans Mustafa Hoca e, oyuncuların üzerine biraz daha koyarsa neden playoff olmasın diye de düşünebiliriz. Arkadaşlar Karşıyaka maçına biraz daha bakacak olursak Karşıyaka 3. lig 3. grupta oynayıp 7 e, maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle zirveyi başka bir takımla paylaşıyordu. Bursaspor da bu maça 19.8'lik yaş ortalamasıyla çıktı arkadaşlar. Buna rağmen genç timsahlar karşıyakayla denk mücadele sergiledi diyebilirim hatta üstündü bazı bölümlerde. Neticede penaltılarla galip gelerek bir sıra çıkmış olduk. Buradan bütün genç oyuncularımızı tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu hafta da gene geçen hafta olduğu gibi TFF 1. Lig'de ertelenen maçlar olduğunu gördük ki Adana Spor, Menemen Spor ve İstanbul Spor, Adana Demirspor maçları ertelendi. Fakat ertelenmelerin nedeni e, geçen hafta Menemen'in İzmir'de yaşadığı depremden etkilenmesinden dolayı bu hafta da ertelendiğini düşünüyorum. E, İstanbul Adana Demirspor maçının ertelenmesinin nedeni ise arkadaşlar Adana Demirsporlu 24 futbolcunun korona testinin pozitif çıkmasından dolayı olduğunu öğrendik. Buradan Adana Demirspor camiasına da de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fakat şunu düşünmeden de edemiyorum gayri ihtiyarı. Adana Demirspor'un tabii ki bütün oyuncularının koronavirüs olması kötü bir durum. Adana Demirspor camiasına da de geçmiş olsun ama Adana Demirspor'un başkanı ve idari menajeri, ismi vermek istemiyorum, siz anladınız. Çok şüpheli insanlar. Çok şüpheli insanlar ve insanların kafasında gayri ihtiyar böyle düşüncelerde de yol açmıyor değil. Yani benim aklıma gelen şey arkadaşlar, sanki takımda 4-5 kişi, böyle takımın iskeletini oluşturan 4-5 kişi korona testinde pozitif çıktı ve bir şekilde bütün takımı pozitif gösterip acaba maçın ertelenmesine mi yol açtılar? Yani ertelenmesini istemeleri gayet doğal çünkü eksik kadroyla oynamaktan bu sefer kurtulmuş oluyorlar. Bunu da arkadaşlar geçen sene Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmak için neler yaptığını lobisini gördüğüm için söylüyorum. Yoksa herhangi bir art niyetim yok. Yani geçen sene Adana Demirspor lobisini hep birlikte görmüştük zaten. Adana Demirspor'u geçiyorum arkadaşlar. Ankara Spor maçı öncesi başkanımız Erkan Kamat futbolcularımızın birikmiş primlerini banka hesaplarına yatırdı. Bu gelişme de bizler için tabii ki sevindiriciydi. Ankara Spor maçına bakacak olursak arkadaşlar Emirhan'ın sakatlığından dolayı ilk 18'de olmadığı bir maç geçirmek zorunda kaldık. Ankara Spor'un ligdeki performansına baktığımızda ise arkadaşlar ilk hafta Eskişehir'i yendikten sonra bir beraberlik almışlar ve 5 maç kaybetmişler. Bir de eksi 3 puan cezaları gelecek zannediyorum ligin ortasına doğru. Yani Ankara Spor'da işler pek yolunda gitmiyordu. Bununla birlikte İsmet Taşdemir vardı, onun yerine de hocalarını değiştirerek Mustafa Özer'i takımın başına getirdiler ve Mustafa Özer de ilk maçını bizimle birlikte çıkacaktı fakat Türkiye Kupası maçında Pazar Spor'la oynamış oldu. Mustafa Hoca burada da yine yedek takımı sahaya sürerek Bursa Spor maçına az kadrosunu sakladı. Bu arada Pazar Spor 3-1 yendi Ankara Spor ve bir üst tura yükseldi aynı Bursa Spor gibi. Tabii böyle hoca değişiklikleri takımlara bir ivme kazandırıyor Türkiye'de. Ee, sanırım bizim maçta da biraz daha geçmişe göre iyi top oynadığını söyleyebiliriz Ankara Spor'un. İlk 11'lere baktığımızda da gene Bursaspor'un tüm oyuncuları e, Türktü ve e, çoğu altyapı oyuncusundan oluşuyordu. Ankara Spor'da ise gene transfer yasa açıldıktan sonra yapılan transferlerle birlikte e, ilk 11'inde 3 tane yabancı futbolcusunun olduğunu gördük. Maça baktığımızda ise arkadaşlar e, henüz daha maçın 8. dakikasında Burak Kabacak'la Sol taraftan kullandığımız üst üste ikinci korner atışında arka direkte Botuanın vuruşuyla 1-0 öne geçmiştik ki Batuhan da bu sezon 3. golünü atmış oldu. Bu golle Bursaspor aynı zamanda ilk 6 haftada başardığımız maçın ilk golünü atan takımı da biliyorsunuz. Sonraki 2 haftada biz atmamıştık, karşı rakipler atmıştı. Bu haftada gene biz atmış olduk. Böylece belki de yeni bir serinin başlangıcına bu maçta şahit olduk. Bu golden sonra arkadaşlar izlediğim kadarıyla Ankara Spor Bursa Spor'un kontra ataklarla çıkmasına engel oldu ve bizi kendi sahamızdan çıkmaya zorladı biraz. 25. dakika olduğunda ise arkadaşlar yani Ankara Spor'un bizi zorlamadığı bir pozisyonda sağ kanattan sol kanada Aykut Akgün'ün atmış olduğu bir topta topun şiddetini biraz ayarlayamadı ve e, Onur Atasayar'ın arkasına düşen topta Onur Atasayar yetişemedi topa ve top taca çıktı pozisyonun devamında taş atışından gelen e, topu orta yaparak e, Beykan Şimşek yine e, Ankara Spor'un yıllardır oynayan oyuncusu güzel bir kafa vuruşuyla topu 90'a gönderdi. Kalecimiz Deniz'in de şanssızlığı budur herhalde. Devamlı toplar yani ulaşılamayacak güzel yerlere gidiyor. Deniz Deniz'de böyle güzel goller yiyor. Ne diyelim e, inşallah Deniz'in de bu şanssızlığı bir sonraki maçlarda olmaz. Skor 1, 1 olduktan sonra Bursa Spor hemen yine öne geçmeye çalıştı arkadaşlar ve yakaladığımız pozisyonda Ali Akman'la bir pozisyona girdik fakat bu pozisyonu golle sonuçlandıramadık. Gelişen ataklarda gözlemlediğim arkadaşlar Bursa Spor'da Emirhan'ın orta sahadaki yokluğu oldukça hissedildi ve Bursa Spor paslaşmayla çıkamadığını görünce bu sefer uzun toplarla çıkmaya çalıştı. 35. dakikada gelişen atakta Arka tarafa doğru Recep Aydın'a iyi bir top bırakılmıştı aslında ama Recep Aydın biraz ağır kaldı ve pozisyonu geri oynamak zorunda kaldı. Pozisyonun devamında da gene Alakman'la bir pozisyon bulduk fakat top az farklı avuta çıktı. 37. dakikada ise bu sefer sağdan gelen topta Kerem Şen topun üstüne atladı ve Bato'nun çektiği şut kalecinin üstüne gitti. Yani kenara gitse 2-1 öne geçmemiz işten bile değildi. Bu pozisyondan da faydalanamamış olduk. 39. dakikada ise bu sefer Recep Aydın'ın çektiği şut uzak direğin dibinden avuta çıkmış oldu. 40. dakikada ise Batuhan'ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutu kaleci çok zorlanmadan kurtardı. İlk yarının sonuna kadar bu disipline devam etsek de e, skoru değiştiren golü bulamadık ve ilk yarı 1-1 sona erdi arkadaşlar. Mustafa Hoca ikinci yarıya e, Kerem Şen'i kenara alıp Ertuğ Kurtuluş'u oyuna sürdüğünü gördük. E, sanki fiziksel olarak biraz daha üstünlüğü elde etmek istediğinden dolayı bu değişikliği yaptığını gördüm. E, Kerem Şen biraz daha fizik olarak değil de teknik olarak sahada yer alıyordu. Ertuğrul da fizik olarak bana Sivelli'yi hatırlatıyor. Oldukça yapılı bir arkadaş. Bununla birlikte Ankara Spor'da iki oyuncu değişikliği yaptı ikinci araya başlarken. Ertuğrul da ilk başta oyuna girdiğinde defansif orta saha olarak gördük. Karşıyaka maçında ilk defa stoperde görmüştük Ertuğrul'u. Daha sonrasında Aykut'la yer değişti ve Aykut defansif orta sahaya döndü. Ertuğrul yine stoperde görevine devam etti. 60. dakikada arkadaşlar Burak kapacak Bolu Spor maçındaki gibi gene e, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Çağatay Yılmaz'a bıraktı. Aynı zamanda e, Recep'in yerine de Tuğba Akgün girdi ki e, Recep de yani bir an önce kendine biraz çeki düzen vermesi lazım. E, oynadığı oyunlarda biraz topu eziyor, biraz daha böyle hırslı istekli olursa bence taraftarın da gözüne girecektir. Yani bu haliyle biraz daha genç oyuncuların gerisine kalıyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Arkadaşlar 67. dakikada Ankara Spor'da Batuhan Altıntaş'ın oyuna girdiğini gördük ki bir yerden tanıdık geliyordur sizlere. Ben şöyle anlatayım. 2015 yılında Bursa Spor'un gene altyapısından gelişen bir oyuncuydu. Ve gene işte babası eski Galatasaraylı bir futbolcuydu. Hatta dedesi de futbolcuymuş diye hep konuşuluyordu. Gene bu maçta da spiker bunlardan bahsetti. 2015 yılında Batuhan'ı biz Hamburg'a 400 bin euroya satmıştık arkadaşlar. Daha sonra Hamburg'da Türkiye'deki bazı takımlara Batuhan'ı kiraladı. Ve bu şekilde en son Ankara Spor'a kadar düştüğünü gördük ki Batuhan'ın ben biraz kilo aldığını da gördüm. Yani Bursaspor Spor altyapısından çıkmış bir futbolcu olarak keşke daha iyi yerlere gelseydi diye düşünmedim değil. 70. dakikada arkadaşlar öyle bir pozisyon yaşandı ki Engin Bekdemir Ankara Sporlu Tuğbe'nin tam aşil tendonuna bastı. Yani kendisi bile kırmızı kart görebileceğini düşünerekten şöyle bir yüzünü ekşitti. Hakem bu pozisyonu sarı kartla geçiştirdi ki e, tam böyle turuncu kokan bir pozisyondu bence. 76. dakikada golümüzü atan Batuhan kenara gelirken Karşıyaka maçında golümüzü atan İsmail Can Çavuşuk girdi. Bu oyuncu değişikliğinden 2 dakika sonra 78. dakikada Furkan Emre Ünver'in ilk defa hata yaptığı pozisyonda adamını kaçırdı ve e, Ankara Sporlu oyuncular sıfırdan ortaya çevirdiği topta bomboş pozisyonda öne geçen golü kaçırdılar, atamadılar adeta. Bu maçta daha önceki maçlara göre yapamadığımız şey arkadaşlar topu Ali Akman'la buluşturmakta biraz problem yaşadığımızı gördüm ben. Ki 84. dakikada ilk defa Ali Akman'a da top gelmişti fakat Ali Akman şutu çekmek istemedi, çekemedi ya da öyle diyelim. Devamında topu kaptırdı ve bir kontra hata neden oldu. Rakibine de faal yapmak istedi ama bu sefer sarı kart göreceğim dedir, de faalü de yapmadı. Devam eden pozisyonda Ankaraspor gene sıfıra indikten sonra dışarı çıkarılan topta kalecimiz Deniz de kalede değildi ve herkes şöyle bir stresli bir gerilim anlar yaşadı. Çekilen şutu Furkan Emre Ünver çizgiden çıkardı ve kalecimiz Deniz topu kontrol etti. Burada Ankaraspor gene öne geçebilirdi bence. Zamanında kademeye girdik ve en azından golü önlediğimizi düşünüyorum. Bu pozisyonun ardından benzer bir pozisyon 3 dakika sonra yaşandı ve bu sefer defansımız daha erken davranarak topu kornere çaldı. 89. dakikada Onur Atasayar'ın biraz uzaktan yaptığı ortada Ali Akman tam ceza yayınının oradan gelişine vurdu ama top farklı şekilde avta gitti. 90. dakikada gene Bursaspor ataklarına devam ediyordu ve Ali Akman'a doğru atılan topta Ankara Sporlu stoperin, yapılı stoperin Ali Akman'la mücadelesine biraz hırpalandı Ali Akman. Devamında bir sakatlık yaşadı Ali Akman. İnşallah önemli de bir şey yoktur. Alakman bu sakatlığından sonra oyun dışına çıktı ve yerine Berat Altın diş girdi. 4 dakika uzatma verilmişti ki 90 artı 5. dakikada arkadaşlar ceza sahamıza yapılan ortada Bursasporlu Sporlu oyuncular topu uzaklaştırmaya çalışırken top Furkan Emre Ünver'in koluna çarptı. Bu pozisyonda Ankara Sporlar hakeme oldukça itiraz ettiğini gördük ki yani penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu bence de. Bu pozisyondan sonra da gene bir pozisyonda hakem maçı oynattı. Burada da bir sonuç alamayınca maç bir bir sona erdi. Maç sonunda Ankara Sporlar hala hakemin etrafında bu pozisyonu konuşuyorlardı. 4 dakika uzatmaya rağmen maçı 90 6'da bitirdiğini gördük hakeminde. Bu beraberlikle arkadaşlar Bursa Spor'umuz puanını 11'e yükseltti ve puan durumunun alt grubundaki takımların üzerinde yer almaya devam etti. Bursa Spor'da bu sene farklı bir istatistik var arkadaşlar. Geçen sene e, yenemediğimiz takımları bu sene yendik. Bunlar işte Altınordu, Balıkesir ve Bolu Spor'du. Farklı olarak da geçen sene galip geldiğimiz takımları bu sene yenemiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı Spor, yeni adıyla Ankara Spor oldu. Geçen sene 3-1'lik skorla burada yenmiştik ve Deplasman'da da 4-2 yenmiştik. Bu sene de yenememiş olduk. Böylece Bursa Spor böyle değişik bir istatistiğe de imza atmış oldu. Maçın geneline baktığımızda ise arkadaşlar Emirhan'ın yokluğunu orta sahada hissettik. Topla birlikte oyun kurmada bence sıkıntılar vardı. Aynı zamanda Ali Akman'la da topu buluştururken eksiklerimiz oldu. Burak Kapacak'ın da gene oyundan erken alınmasının da bence etkilerini gördük. Ama genç oyuncularımız da gene mücadelesine devam etti ki bence maçın hakkı gene beraberlikti. Haftaya milli maç arası olacak arkadaşlar. Burak Kapacak ve Ali Akman takımımızdan Ümit Milli takıma seçildiler. Burak Kabacak daha önce de seçilmişti. Alakman ilk defa Ümit milli takımda yer alacak. İkisinin de bu maçta ufak bir sakatlıkları vardı. İnşallah milli takımda oynamalarına engel olmaz. Milli maç arasından sonra Timsah Arena'da dostumuz Adana Spor'u ağırlayacağız. Mustafa Hoca da bu iki haftalık arayı inşallah iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir başka konuda da Bursa Spor'un futbol ve basketbol maçlarının aynı saate denk gelmesiydi. Yani biz ikinci yarıyı izlemeye başlarken Bursa Spor'un basketbol maçı başlıyordu. Bu gibi durumlar daha önce de oluyordu fakat Bursa Spor Kulübü bununla ilgili gerekli yazışmaları yaparak en azından basketbol maçının saatini değiştirebiliyordu. Pandemi dolayısıyla zaten gidemediğimiz maçları bari televizyondan izleyelim dedik fakat o da gene kısmet olmadı. İnşallah buradan Erkan Başkan sesimizi duyacaktır ve gereğini bundan sonraki maçlarda yapacaktır diye düşünüyorum. Beni izleyen değerli basın mensubu arkadaşlar da varmış. Onlar da izleyip bu konuyu gündeme taşırlarsa da sevinirim. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Milli maç arasından sonra Adana Spor maçı ile birlikte tekrar görüşürüz. Herkese iyi günler.